Buyurun arkadaşlar. Arkada net gözüküyor mu? İyidir. Bakın, how does sunlight produce vitamin D? How? Nasıl? Şimdi bu how sorusu bizim için önemli. Bütün sorular önemli ama. How başka bir önemli. Niye? Karşılıklı konuşma sorularında soruların neredeyse %75'i, %80'i bir soru ve buna verilen cevaplar olur. O zaman şimdi soru kelimelerinin ne türlü cevapları gerektirdikleri bizim için önemli. Mesela how ile sorulan bir soruyu how ile sorulan bir soruyu ya sıfatla ya zarfla cevaplarız, doğru mu? Ya da bazen edat artı isimle. How do you go to school diyor. Okula nasıl gidiyorsun? By bus. Bakın. Dolayısıyla how sorusunun cevabının bir sıfat ya da zarfla verilme ihtimalinin yüksek olması karşılıklı konuşmada belki de bir sorunun cevabını verecek. Vitamin D. Vitamin D. Neymiş? Bir chemical. Neymiş kimyasal madde. Chemistry falan buradan geliyor arkadaşlar. Kimyasal. A chemical. Vitamin D is a chemical. That allows your body. Şimdi bakın that artı fiil bir isimden sonra geldiğinde sıfat cümlesidir. Onu kısaca çevirmek için bilmiyorsanız bile sıfat işlevi görmek zorunda olduğu için kendinden sonraki fiile en an iki kattığını düşünün. Yapan eden. Şimdi allow ne? Sağda ne yazıyor? O zaman izin vermek. Enan eki yapan anlamında kullanacaksak ise chemical. Bir kimyasal maddedir. Fiile enan eki koyalım. Müsaade eden. Bakın eden aktif çünkü. Bakın. O zaman bir kimyasaldır. Ne yapan? That allows. Müsaade eden. Neye müsaade ediyormuş? Olanak tanıyormuş. İzin veriyormuş. Your body. Vücudunuza. Peki ne yapması için müsaade ediyor, olanak tanıyor? To make use of. Neymiş make use of? Bakın. Make use of. Bir şeyin kullanımını yapma. Tek tek çevirirse çok statik. Ama aslında neymiş? Bir kullanmak, yararlanmak. O zaman peki neyi den faydalanmamızı sağlıyormuş? Önemli bir besin. Değil mi? Ne isimli? Şimdi sevgili arkadaşlar burada öznemizi sarıyla yapalım. Bunu şu anda kaldırıyorum. Relative bu. Buna ne diyorlar arkadaşlar? Fiil mi? Fiil mi bu? Evet. Bu da normal şartlar altında cümlemizin nesnesi mi? Yani cümle aslında bu kadar basit bir unsurdan oluşuyor. Şimdi gerisine vitamin D is a chemical. Olay bu kadar basittir. Özne, auxiliary verb dediğimiz yardımcı fiil ve bu yardımcı fiille birlikte kullanmış olduğumuz ikisi beraber yüklemdir aslında. Bir artı burada kimyasal madde yüklem. Bu ne yapıyor? Cümlemize ekstradan açıklıyor. Burada yaptığı şey, dette başlayan ifade, o kimyasal maddeyi bize daha fazla tanıtıyor mu? Bir ismi bize tanıtan ifadelere, içini dolduran ifadelere, o ismi diğer isimlerden ayıran özelliklere sıfat denir. Dolayısıyla buradaki det ile başlayan ifade, yani şuraya kadar nedir? Sıfat. Cümleciğidir. Şimdi başka bir renk yapalım, daha da hoş olsun. Net yeşil yapalım. Şimdi hepsi birlikte o zaman bakınız şu kimyasal madde ve det ile başlayıp kalp sünde biten ifade aslında neymiş? Tek bir parça. Şimdi tekrarlayalım bakın. A chemical dedik, doğru mu? Bundan sonra det artı fiil geliyorsa bir sıfat cümlesidir. Bunu algılamaya çalışırken yapmamız gereken şey bunun bir sıfat olduğunu hatırlamaktır.
Dolayısıyla ne diyoruz? Nerede varsa müsaade eden diye çeviriyoruz. Doğru. Sonra devam ediyoruz. Neye müsaade eden? Vücudunuza sağlayan anlamı da. Ne yapmasını? Kullanmasını. Neyi? Önemli bir besin maddesini. Kalsiyum isimli. Fiilin üçüncü halinin gerek isimden önce gerek isimden sonra sıfat olarak kullanılabileceğini, fiilin üçüncü halinin sıfat olarak kullanıldığında anlamının pasif olduğunu söylemiştik. Doğru mu? Bakın. Nutrient call. İsimli madde. Besin maddesi. Doğru mu? Burada isimden sonra kullanılmış. Ne isimli? Kalsiyum denen diye de çevirebilirsiniz. Kalsiyum diye çağrılan diye de çevirebilirsiniz. Bakın aslında burada da bir relatif kubuğuz varmış. Aslı bu cümle. Which is called diye çağrılan, isimlendirilen ama indirgeme yaptıktan sonra indirme konusunu gösterir. Şimdi Allah fiili lütfen ama lütfen kendisinden sonra birine müsaade ettiğinde isim geldiğini ya da nesne geldiğini ve daha sonra ise infinitif gelmesi gerektiğini unutmayalım. Allah fiili bizim için önemli. Neymiş? Olanak tanımak, izin vermek, müsaade etmek. Allah someone to do something diye geçer. Allah someone to do something. Görüyor musunuz burada? Someone dediğim bu someone. Birine bir şey yapması için olanak tanımak, müsaade etmektir. Burada da vücudumuzun önemli, kalsiyum isimli önemli bir besin maddesini kullanmasına müsaade ediyor mu? Çok önemli. Mutlaka bir. Şu cümlede anlaşılmayan bir şey var mı? Özellikle şu relative clause. Our bodies make. Make, divide and indeed. We need. Doğru mu? Şimdi şuraya kadar yine vücutlarımız işi yapar. Yani özne mi? Make, yapar, oluşturmak, üretmek anlamı da var. Eş anlamlısı mı? Produce. Neymiş? Meydana getirmek, üretmek. Şu create yeter şimdi. İnşa etmek. Ama yapmaktır Türkçesi. Doğru mu? Şimdi create ve build yeterse. Create ve build yeter. Başka zaman başka yerlerde başka eş anlamlarda çıkacak. Allah bakın kompoz, oluşturmak, bir araya getirmek. Yapmak yani. Bakın bu bir araya getirmek önemli. Mesela kek yapmak derken make dersin. Çünkü malzemeleri bir araya getirip bir şey çıkarır. Make olur. Şimdi vitamin D'yi yapar mı? O zaman kalkıyor. Annelerimiz nasıl eskiden ekmek yaparmış sabahın köründe. Bu da vitamin D yapıyor. Sonra bakın bir isimden sonra gelen cümle yazılsa da yazılmasa da önünde D'ye sahiptir. We need. Bak, vitamin D, we need. Bunu çevirirken ihtiyaç duyduğumuz yine bir sıfat cümlesi ne? Vitamin D. Bunu birkaç tane örnekle açıklayalım arkadaşlar. Buna benzer ifadeleri. Mesela demand dedik. Normal şartlar altında relative clause'da ne vardır arkadaşlar? Relative clause deyince who's vardır, whom vardır, bilmem neyi vardır değil mi? Relative pronoun verilir. Yani ondan sonra gelen who ile whom ile which ile ne dersin ya kardeşim bu işte yer bildiren isimden sonra kullanılıyor. Yok insan. Ama bazen ki o şartları 8. ünite, 9. ünitede göreceğiz. Şimdi eğer bir isimden sonra cümle geliyorsa, direkt cümle geliyorsa o cümlede yine o ismi açıklayan, sıfat olarak kullanılan bir cümledir. Ne oldu şimdi? Bu kadar olsun. Bir de dakika. Sallıyorum. Ama burada demen aynı oda. Ya bir tane isim var, bir daha öyle bir cümle sıkışmış, ne oluyoruz arkadaş, ana fiil hangisi falan diyorsanız kuralı, relative clause anlatmak yerine anlatacağım ama şimdilik bu gibi şeylerde işimiz kolaylaşsın diye bir isimden sonra cümle geliyorsa o cümle onu açıklayan sıfattır ve o cümleyi, ismi açıklamak amacıyla kullandığımız sürece algılamada hiçbir sorun yaşamaz. Burada ne? Bildiğim adam oldu mu?
The lesson you have taken. Almakta olduğun ders oldu mu olmadı mı? Şimdi biz şuraya kadar özne olarak kabul etmek zorunda mıyız? Evet, şuraya kadar özne kabul ediyoruz ama burada şunu söyleyelim. Özne var ama aynı zamanda bu özne bir isim. Zaten özne ya da nesne isim ya da isim soylu kelime olmak durumundadır. Şimdi burada the lesson you have taken dediğimizde senin almakta olduğun ders oldu mu? O zaman hangi ders sorusunu sorduğumuzda senin almakta olduğun ifadesiyle diğer derslerden ayırıp özel bir anlama soktuk mu? Buna ne diyorlar? Sıfat diyor. Ha, cümle olmuş. Bazen iki isim birbirini modifiye eder. Modify, tanımlar, açıklar. İsimdir ama sıfat işleyebiliyor. Bu da bu gibi ifadelerde hocam bu isimden sonra bir cümle gelmiş, o zaman bu cümle bu isim açık diyor. Yani ne yapacağız? İkisini birlikte kabul edeceğiz. Özne ya da nesne olarak. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Örneğimize gelelim. Bu arada yeni gelen arkadaşlar da How does sunlight produce vitamin diye bir şey var mı? Var mı? Evet. Yok. Niye? Daha önce de attık da olmaz mı? Bir tane daha lazım. Yeni, hayır. Bugün yeni atacağım. Hayır, bugün yeni değil mi? Onu da attık canım. Sen de var. Teneffüs de alasın. Cümle. Yediler daha. O yüzden daha soğuk. Şimdi, our bodies make the vitamin D. We need. İhtiyaç duyduğumuz vitamin D'yi vücudumuz kendi üretiyor. Doğru mu? By doing chemistry. Ne yaparak? Kimya yaparak. Yani by doing chemistry, kimyasal işlemler yaparak. Kimya yaparak da geliyoruz. Buradaki by'ın anlamı nedir? Aracılığı, vasıtası sayesinde. Her gördüğünüz by, benim soyadım olan by değildir mi? İki, her gördüğünüz bay pasif yapmak. Bay can be used in the following ways. As a preposition. Followed by another. Bakın ben de her seferinde bunu söylerim. Belki çoğu zaman yeter hocam. Bu ne kadar tekrarlamak diyebilirsiniz ama alışmışım. Edat deyince aklıma benim kendisinden sonra gelen isim. O gelir. Birleşik bir kullanımdır benim için. Ayırt edemem yani. Edat artı isim olacak arkadaş, bu işi görüyor. Ne diyor? The building was destroyed by fire. Bu da normal. Pasif bir cümlede. Agent'ı, işi yapanı gösteren, tarafından anlamındaki bay. Doğru mu? İki, as an adverb. Bu adverb olarak kullanımında genelde fiillerden sonra gelir. O fiillere işte past by, go by gibi anlam katıyor. Orada zarftır. As time went by, gördünüz mü? Go by anlamında. Vakit geçtikçe things improve. Zamanla diyor her şey gelişti, ilerledi anlamında. Yani iki çeşit bay var arkadaşlar. Bir tanesi özellikle fiillerden sonra gelip zarf anlamı katıyor. Ve burada tek tek anlamlarını vereceğiz. Use diyor for saying who or what does something. Bir şeyi kimin ya da neyin yaptığını ifade etmek için. Yani yanlış olacak belki ama suçluyu ya da faili diyelim, suçlu değil de her fail herhalde suçlu değildir. Faili işi yapanı göstermek için kullanılır. Use especially with passive verbs. Ki en çok sorulan, bakın en çok sorulan 3 tane preposition derseniz bir tanesi. Birincisi hangisi derseniz of'dur. Of, Trabzon ilçesi yazılıp ve okunan, of. Ve ikincisi de budur. Çok fazla çıkıyor. Used especially with passive verb. For showing. Göstermek için, sergilemek için. Who does something? Bakın. Who does something? Bir şeyi kimin yaptığını. Or what causes something? Bir şeye neyin sebep oldu. Injured refugees were treated by a Red Cross doctor. Red Cross demiyorum. Kızılay olsun. Red Cross Kızılay. Neyse. Injured. Fiilin üçüncü hali isimden önce ya da sonra kullanıldığında anlamı neydi? Sıfat. Sıfat. Pasif sıfat mı? Injure, yaralamak. Injure. Yaralanmış. 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 Refugees. Refugee. Mülteci. Mülteci. Yaralanmış. Yaralı mülteciler were treated by.
tedavi edildiler. Kimin tarafından? Evet, dost haklı. Bir kızı var, doktorun tarafı. Buradaki bayın anlamı net mi? Çok çıkıyor. There he was founded. Bunların kiliselerinden, o dini yerlerinden biridir bu. Debi çok fazla çıkar. Manastır. Manastırın başka bir ismi diye. Çıkabilir bu. Bu aklımızın bir köşesinde bulunsun. Ne yalan söyleyeyim. Yani bu edin edin. Orada geçiyor. Kim tarafından kurulmuş? Ne zaman? Aradaki zaman uyumunda görüyoruz değil mi? Doğal yani. Children are fascinated by the idea of magic. Idea of magic. Sihrin fikri bile çocukları heyecanlandırır diyor. Fascinated. Cezbetmek. Çok çekmeyi bizi. Benim kitapta var. Bu şey çıktı da buna benzer bir cümle. Bazen sözlükteki cümleyle benim kitaptaki cümleyi birebir aynı görebilirsiniz. Çünkü oradan almışım. Bazen soru arıyorum, adres arıyorum, bütün sözlüklere bakıyorum. Ya da örnek vereceğim. Ya çıkmış sorulardan ya da buradan. Ya da çıkmış soruların da çok benzerini bu sözlüklerde yakalayabilirsiniz. Use for, kullanılır. Seeing how something is done. Bir şeyin nasıl yapıldığını göstermek için. Reading is taught by. Bakın tarafından değil, ile. Burada da pasiftir. Ama pasiften sonraki az önce kullandığımız by işi yapanı gösteriyor. Doğru mu? The windows were broken by Sedat Bay. Kim kırmış mı? Ben. Sedat Bay kırmış. Ama burada reading is taught. Okuma öğretilir diyor değil mi? By traditional methods, traditional methodlar kalkıyor, gelip hocalık yapıp öğretmiyor ki. Buradaki by aracılığıyla, vasıtasıyla, sayesinde anlamı kadar. Akıntı olur pasifte. Burada geleneksel metotlar kullanılarak öğretilir. Doğru mu? Bakın, bu cümleler bizim için çok önemli. Aklınızda anlamadığınız hiçbir şey kalmıyor. Sorunun kolayı zoru. Önemlisi, önemsizliği yoktur. Bilineni bilinmeyeni var. Bilinen kar, bilinmeyen duvardaki Sivas'ın kışında deliktir. Duvarlar delikse sonu donlar. Yolu yok bu iş. Isıtamazsın öyle. 65 dereceye çıkmaz yani. 65 dereceye kalacağınız o. İnşallah. The palace balcony is shielded by. Shield, önünde burada şeydir. Kalkan. Shield, koruma. Bulletproof glass. Neyle koruyorlar? Kurşun geçirmez ya. Tamam mı? Şimdi by doing something yine en çok belki de bir de şeyler by sorulduğu durumlardan biri. En çok nerede soruluyor? Bildiğimiz pasif. Çünkü hayattaki en çok kullanımı orada. Hani hayatta en çok nerede kullanılıyorsa bir edat soruda da en çok orada soruluyor. Bakın by doing something bir şeyler yaparak. By using the internet. İnterneti kullanarak. Var mı soru? Aracılığı vasıtası sayesinde. You can do your shopping from home. İnternet aracılığıyla da diyebilir miyim? İnternet kullanarak da sen dediğin şey. Bakın by using dedik. By eşittir edat burada doğru mu? Ne almış kendinden sonra? Ayıncı halde fiil. Fiilin ayıncı almış halinin genel ismi present perfect. Ama eğer fiilin ayıncı almış hali isim olarak kullanılıyorsa buna gerund dedi. Burada gerund. Niye? Çünkü bütün edatlar kendilerinden sonra isim alabiliriz. Evet. Using a particular method of transport diyor belli bir nakliye metodunu kullanarak. By car, by train, by bus, by air gibi. Bakın. Bu çok önemli. Bayan kullanımlarından bir tanesini de hatırlayalım. Before or until anlamında ama biraz fark vardı değil mi? By ve until arasında. Not later than a particular time or day. Belli bir zaman ya da tarihi geçmeyecek şekilde den önceye kadar. The meeting should have finished.
Ne zamana kadar? Şübne bilmeyen var. Şübne bilmeyen var. Benim alır diyemeyen var diyor. O zaman siz şunu biliyorsunuz. Yeter. Peki. Şüb artı isim ne katıyor? Benim alır da anlatılır ama tavsiye ederim. Ya da bazen şübün ihtimal anlamı olduğu da söylüyorum. Hev artı örgüs bunu ne yapar? Şüb artı fiil o ihtimalin zorunluluğu şu anda olduğunu gösterir. Tavsiye edilen şey. You should study ne demek? Ama ben bunu have artı verb'e çevirirsem, should have studied dersem, bu çalışma eylemini geçmişte yapmalıydın anlamında. Doğru mu? Modal perfektlerin normal kullanımıdır ya. Should hala burada. Have artı verb is perfect mi? Perfect içinde geçtiği cümlenin daha öncesini göstermiyor muydu? Should study şu andadır. Çalışmalısın. Should have studied. Ya bu have studied değil mi? Daha önce olmalıydı. Geçmişte yapılması gereken bu durumu verir. Hiç yaptığınız bir şey için yapmalıydın dediniz mi? Gerek var mı? E o zaman should have artı böyle. Bak hepiniz biliyorsunuz aslında. Yani şunu biliyorsunuz. Perfect de biliyorsunuz. Böyle memleket meselesiymiş gibi, çok zormuş gibi, böyle hiç bilinmeyen bir şeyi öğreniyormuşsunuz gibi bir havaya kapılmayın. Ben de o havaya girip çok böyle önemli bir şey öğretiyormuşum gibi yapmayayım. Normal bildiğinizi hayata uygulanış şeklidir. Ayrısını kuda alalım mesela. Kut nedir? Bir sürü anlamı var. Ama en çok ne? İhtimal değil. Ama ihtimal. Gelebilir, yapabilir. Şimdi, she could win. Could present alıyorum burada. Can anlamında. She could win. Kazanabilir değil mi şu anda? Could have won. Kazanabilirdi. Peki, kazanabilirdi ne zaman dersiniz? Kazanmış mıdır belki? Hayır. Ama haberiniz yok. Bak, haberiniz yok. Ya arkadaş, bir gitti yarışa girdi ama sonuç biliyorsunuz sabah 9'daydı. Televizyon seyredemediniz falan filan. Süre ayağına kazandığım zaman da büyüdü. Ya bilmiyorum ki, kazanmış da olabilir. Mümkün mü değil mi? Çünkü kutun birden fazla anlamı varsa bu anlamların çoğunu perfect'e çekmek mümkün. Yani ama eninde sonunda bakın. Eninde sonunda modal perfect'ten her şeyden önce bir paslık veriyor doğru. Ama düşünün. Başka ne olacak mesela? Bu her verb için aynısı. Yapardım ederdim. Geçmişe atıyor mu? O yüzden bakın bu bizim için çok önemli. Toplantı diyor. Saat 4.30'a kadar bitmeliydi. Ben de sallıyorum başlamakta. Bitmiş mi? Bitmemiş. Büyük ihtimal bitmemiş. Bitmeliydi diyordu. Bitmiş olmalıydı. Şu tevatü böyle. Çünkü geçmişte yapılması gereken ama yapılmayan ya da yapılmaması gerektiği halde yapılan yani yenilen hatları da söyleyebiliriz. Şimdi yine aynı şekilde öğleden sonraya kadar by the time anlatmış. How something happens. Bir şeyin nasıl olduğunu gösterir. Bakın by mistake diyor. Biliyor musun? Kaza. Used when saying that. Something happens in a way that was not planned or intended. Planlandığı ya da niyetlendiği şekilde olmadığını gösterir bu aşağı. Zaman geçtiği için kullanıldı falan. Gördük mü? Bir sürü. Eğer şeyi merak ediyorsanız, hocam işte gramatik unsurları yan yana yazan bir kitapçık olsa bana çok derler. Yani derseniz de işte ben babayı görsem bütün şeyleri olsa bana çok güzel olur da. Böyle yapacağım bir saklı bulursanız çok güzel olur. Yani vakti olan biri. Ama benden size tavsiye eğer bunu bu şekilde ihtiyaç duyuyorsanız ve elinizde iyi bir bilgisayar varsa çünkü bunu tekrarlıyorum iyi bir bilgisayar varsa sıradan bir bilgisayar makbirini kaldırmıyor ne hikmetse gramatik unsurları burada kelime anlamsal içeriğini koliste. Ya bu yazdık bütün şeyi tık 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 sıraladı mı? Böyle tam grameri mantığını öğretir şekilde. Bu açıdan koliste'den daha iyi bence ama koliste'de bir sürü üstünlüğü var. Şimdi cümlemize geri gelelim. Our body is made. Divide them in the that we need. Bakın
Şunu birlikte ele alalım. Nasıl çevireceğiz? Hemen ihtiyaç duyduğumuz vitamin D, doğru mu? O zaman parça parça, özne. İşi yapan kim? Ne demişti? İngilizce'de cümle yapısı S, V, O'dan oluşur. Subject, verb, object ya da obje yerine yüklen de bir artı sıfat, bir artı ejektif yüklen de olabilir ama basitçe bu, öyle mi? Ama çevirirken Türkçe'ye S, O, V şeklinde çeviriyordum. Özne, nesne, sonra fiil. Doğru mu? Çevirelim. Vücudumuz ihtiyaç duyduğu vitamin D'yi, nesneyi koydu. Kimyasal işlemler yaparak üretir. Var mı soru? Çevirirken algı öyle. Bazen biliyorsunuz gizli özne var Türkçe'de. Var mı Türk Dili Edebiyatı okuyan mezunu olan? Ya da eğitimci olabilir. Yok. Var mı işte? Neyse bunu başta söyleseydim. Meselenin başına bir sürü iş çıkardım ben. Çünkü başarısızlığımızın temel sebebi o Türkçe. Ona hakim olmayışım. Şimdi ben çoğu şeyde İngilizce'den çıkarıp Türkçe'de de muhtemelen böyle yapıyorum. Ama ben olmadığı yerler oluyor, rezil olmayayım. Neyse. Sunlight is a part of. Güneş ışığı bir parçasıdır. Neyin? Yine detardı. Bir çarptı fiil gelince ne yapıyorduk? En an. Bu bunu açıklayacak. O zaman bunu kendinden önce gelen ismi açıklayan bir ifade. Nedir? Reaksiyondur. Ne yapan reaksiyon? Yani üreten. O zaman yine şu sıfat cümleci. Bu ismi açıklıyor mu bize? Nasıl algılıyoruz? Vitamin D üreten bir kimyasal reaksiyonun bir parçası. Aslında burada çok basit. Sunlight, özne şuraya kadar olan cümlenin geri kalan kısmı yüklenmiş. İngilizcesi şöyle. Anlaşılmayan bir kısım var mı? Bakın özellikle şu kısım benim için çok önemli. Hemen 1, 2, 3, 4 otomatikleşip anlaması kolaylaştı. Sunlight is a part of the chemical reaction. Cümle aslında bu. Ama kimyasal reaksiyon bize ekstradan açıklanıyor. Nasıl? That makes vitamin D. O zaman biz vitamin D üreten, enan ekini koydun mu yine? İsme bağladın mı? Üreten kimyasal bir reaksiyonun E parçası. Bir parçası. Anlaşılmayan bir şey var mı? Devam. When it is in your skin. Skin derin, ten. Teninizde olduğunda diyor. Doğru mu? The ultraviolet energy in sunshine. Bak. Neredeki? Güneşindeki. Şimdi bunu tam geri alalım. When it is in your skin, the ultraviolet energy in sunshine birlikte bak. Aslında şuraya kadar. Hepsi bir bütün. Buna ne diyorlar? Adı bey mi diyorlar Türkçe'de? İngilizcesi phrase de. İsim grubu diyen var. Bazı kitaplarda. Adobe'yi diyorlar. Yani birden fazla kelimenin cümlede cümlede isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılmış şey. Bunun cesif değil, daha kolay. Şimdi, slips up another chemical that is already floating around in your body. Sanki biraz ne oldu? Karmaşık belki. Şimdi bakalım slip'e gelelim. Neymiş? Başka bir şey daha var mı aktardığımız diye bak. Şimdi güneş ışığındaki ultraviyole enerji başka bir kimyasal another chemical maddeyi ne yapıyormuş?
keser diyor. Onda artık başka ne anlam olabilir ona bakalım. Bir de bir şey. Başka bir kimyasal maddeden bahsediyorum. That is already floating. Bu maddeyi de açıklamış bize. Float neydi? Erhan dedi. Vücudumuzda dolaşmakta olan zaten float, özellikle ama özellikle su yüzünde, havada, gemide, ortalıkta dolaşmakta olana denir. Üstünde yüz. Mesela bazı filmlerde Selmer gelir ya, her şey sular altında kaldığında üstünde sürüklenirsin ya, bazen topraklar, evler, ona floating denir. Ya da eşeği saldığım şeyle bıraktığım evden kayıra da float filminin başka bir anlamı. Vücudunuzda etrafa bakın, zaten gerçekleşmekte olan, yani oluşmakta olan, yüzmekte olan değil de başka bir kimyasal maddeyi güneşin ışığındaki enerji ne yaparmış? Evet. Şimdi tekrarlayalım. When it is in your skin. Bunda sorun yok zaman zarfı zaten. Bu işlem derinizde olunca diyor. Güneşteki ultraviyole enerji vücudumuzda zaten meydana gelmekte olan başka bir kimyasalı ortaya çıkarır anlamında. Ona pardon, kesiyor, kırpıyor. The new chemical form, oluşan yeni kimyasal. Fiilin hangi hali bu? Üçüncü hali. Nereden çıkardık? Bu fiilin ikinci hali olsa, oluşturduğu anlamı katar, kendinden sonra nesne alması gerekir bir. Fiilin ikinci halinden sonra iz gelmez ki. O zaman bu emirlerin bulunduğu iz ifadesi fiilin başladığı noktadır. Öyle mi? O zaman ize kadar olan eşittir özne mi? O zaman the new chemical form'du ben birlikte özne olarak almak zorunda mıyım? O zaman the new chemical form o zaman oluşan yeni madde oldu mu? Kimyasal madde. Is called diye isimlendirir. Ne diye? Var burada sorun. Bakın buradaki form. But your body bak, bir tezatlık verdi. Bak, çok kullanacağız. Bir şeyden bahsettik. Yeni bir kimyasal madde ürettik mi? Artı atalım mı? Olumlu, üretilen, ortaya çıkarılan olumlu bir yaklaşım var mı? Bak, iki tane bağımsız cümleyi bağlar. Daha önce söylenenin tersi değil. Zaaflı, eksiği, tersi de olabilir ama şart değil. Taban taban tez olsun. %90 kabul eder, fakat dersin değil mi? Evet. Bak, your body can't make use of. Bir taraftan ürettik ama vücut ne yapamıyor? Kullanamıyor. Artı eksi oldu mu? Niye kullanamıyor? Belki o faydalanmak mümkün değil miydi? Vitamin D. Until a few more chemical reactions occur. Neydi bu? Occur diyoruz. Oku bulmak, ortaya çıkmak mıydı? Eş anlamları benim için çok önemli dedim. Çünkü 3-5 tane fiil saysak İngilizce'de 3-5 tane fiil saysak bir tanesi bu. Evet, yapıldı. Occur. Neymiş? Şimdi ne yapalım biz? Eş anlamları bir daha hatırlayalım. Benim için çok önemli olan 3 tane. Happen, Allah'ın emri. Ama take place ve come about benim için çok önemli çünkü take place ve come about phrase and verb olarak da sorulabiliyor. En az iki tane de phrase and verb sorusu var başımızda, doğru mu? Dolayısıyla bakın take place vuku bulmak. Come about ortaya çıkmak, vuku bulmak. Tabii.
tabii ki bir transpire, bir eray, tamam fiil önemli ama hepin aşırı kullanıldığı için önemli. Diğerleri de hem çok kullanıldı ve onun kadar bir de phrasal verb oldukları için. Take place, vuku bulmak. Bakalım neymiş take place. Oldu mu? Şimdi vuku bulmaya bakalım başka eş anlamısı var mı? Türkçesinden tersine gidelim. Oldu mu? Peki bir daha geri dönelim. Bu neymiş? Aynı şeyi dönerip duruyorsun. Ama dikkat edin. Vuku bulmak dedim, kamerbağa çıkmadı. Ama olmak dedim çıkıyor. Belki de çıkmayacak. Olmak dersem çıkmayabilir ama meydana gelmek anlam bu. İngilizce'de ya, bir sürü eş anlam olabilir ama işte bunlar çok 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 önemli olan. Tekrarlayalım o zaman cümlemizi. But your body, pardon, the new chemical form, oluşturulan, oluşan yeni kimyasal D3 diye adlandırılır. Fakat vücudunuz can't make use of it. Ondan faydalanamaz, onu kullanamaz. Burada vitamin D'yi demiş. Anti, hatırlıyorsunuz anti herhangi bir eylemin ulaştığı son noktayı verildi. Başlamış bir şey, devam eden bir durum. Ta ki anti ile ifade edilene kadar geçerliydi. Baydaysa zaman sınırı veriyordu. Ama herhangi bir noktada oluyordu. Anti a few more chemical reactions take place. Değil mi? Happen. Yani kör fiili başka birkaç ve kimyasal reaksiyon ortaya çıkana kadar vücudumuz ne yapamaz? Buradan şu soru çıkarılır mı? Bak ben size bir soru sorayım. As it is clearly understood from the passage that böyle bir soru çıktı. Arkadaş, vitamin D3'ün kullanılması için en az birkaç işlem gerekiyor desem doğru mu yanlış mı? Orada yazmıyor ama. Ama yazıyor aslında. Değil mi? Ya da işte diyecek ki until a few, tabii a few demez de several der bir şeyler. Chemical reactions take place. Bunu verir. Biz ne yapacağız? We cannot use it diyeceğiz. Anlam bu. Aynı şeyi farklı ifadelerle anlatacak. Denir ki üniversitede anlamcı yakın cümle sorusu yok. Yani veriyor bir cümle İngilizce'den yinedir diyor. Kim demiş? Paragraflar ne? Baştan aşağı. So neydi? Hemen bu so çok önemli olduğu için yapıştıralım ama bu so çok so. Şimdi so değil arkadaşlar. Eş anlamlısını göstereyim. Daha güzel olsun. Şimdi so'nun bir sürü anlamı var. Buradaki so, kendinden önceki sebep, kendinden sonraki sonuç olan ve bu nedenle böylece anlamındaki so. Ama şimdi bir sürü so olduğu için bu kullanımını birebir eş anlamlısı olan ve tek kullanımı sebep sonuç açıklamak olan therefore diye aldım ben. Yani orayı baz sayayım ki silip therefore yazmış. Therefore is used. Therefore ne olurmuş? Bakın is'in en önemli kullanımlarından bir tanesi de özellikle kendisinden sonra isim alacak olarak is used. Away of. Ne demek? As away of. Bir yolu olarak kullanılır. Gibi değil. Buradaki olarak. As ne zaman gibi anlamı katar? As artı cümle ise gibi. Gibi ise as artı cümle like artı isim gibi. Bırakın kamera var. Sonra zamanı gelince Bektaş'ı çevirmeyin deyince bu şeyler çıkarır. Bakın. Ben ne diyorum? Gibi anlamında kullanıldığında as artı cümledir. Like artı isimdir. Ama buradan as mutlaka kendinden sonra cümle alır. Like mutlaka isim alır. Sonucu çıkarmayın. Like isim alır kendinden sonra mutlaka ama. As kendinden sonra cümle alırsa gibi anlamıdır. İsim alırsa olarak anlamında. As a teacher. Ben dediğim zaman ben bir öğretmenim. Aslında yalan. As dediğim zaman öğretmen kabul etmiyor dedi. Etmiyor tabii.
kolay yaptım. Ne olur böyle. Neyse. Ama ezan teşhir yani. Onlar kabul etmese ben edeyim. Ne demek? Bir öğretmen olarak. Buradaki ezebe yok. Bir yolu olarak kullanılır. Neyi? Göstermenin. How a sentence or clause. Bir cümle ya da cümlecik. Nasıl ya da ne şekilde, ne kadar daha önce söylenmiş olan şeye bağlıdır diyor. Bak, en çok kullanılmış şekli şudur. As a result of the reason that has just been mentioned. Az önce var. Daha henüz yeni bahsedilmiş olan şeyin sebebi bir sonucu olarak diyor. Türkçesi bundan dolayı böyle diyor. The new boots are lighter and softer. Yeni botlar hem daha hafif hem daha yumuşak. And therefore, ve bu nedenle, more comfortable to wear. Dikkat edin bakın, özneler aynı olduğu ve yardımcı fiilimiz de aynı olduğu için bunu bir daha yazmamış. Therefore, normalde kendinden önce ve sonra tam cümle alır. Doğru mu? Doğru. Ama buradaki paralellik gösteriyor mu? Bu iki cümlenin öznesi aynı mı? İkisinde daha var mı? O zaman therefore more comfortable to wear demesinin sebebi cümle kullanmamasının sebebi öznelerin ortak olması. Burada İngilizce'de paralelizm denen bir konu var. İşte bu paralel yapılarda ortak olan şeylerin yazılmaması. I no longer. Neydi no longer? Artık bundan böyle. Ana fiilden önce kullanılır. Durum cümlelerinde to be fiilinden sonra kullanılır. Emizar varsa ondan sonra. Ya da ana cümleden önce olumlu cümleyi olumsuz yapar. Artık bundan böyle böyle olmayacak anlamı kadar. Direkt bakın bu söylediğimi bir köşeye not alalım. Zaman değişikliğini görür, farkına varmazsınız. Boşluk. Sonra no longer'la başlayan bir cümle, bir önceki cümlenin past olduğu anlamını verir. Ya da en azından bir kısmının past, yani bir önceki cümlenin en azından present perfect olduğunu verir. Artık bundan böyle yapmayacağım bir şey diyorsa, şu ana kadar bir şey yaptığımı söyleyebilir miyim? O zaman ne diyor? I no longer have. Artık sahip değilim. Neye? Komitenin desteğine. Buradan bir önceki cümlede geçmişte komitenin desteğine sahiptim anlamı çıkaralım. Dolayısıyla bakın. I have therefore decided to resign. Bundan dolayı ne yaptım? Neye karar verdim? Şimdi yine önemli bir ipucu vereyim arkadaşlar. Bir bağlaç. Bir cümlenin içinde geçiyorsa ortasında geçiyor, doğru mu? İçinde geçtiği cümlenin başındaymış gibi işlev görmelidir. Sınavın başarısı için bu gerekli bir kuraldır. Yani, I have therefore demiş, siz onu therefore I have decided to resign şeklinde alın, doğrusu odur. Çünkü öncesi sebep, sonrası sonuç olacak dedik. Ama bazen böyle vurgulamak için araya girebiliyorlar. Yani girer mi girmez mi diye tartışmak haber. Macmillan'ın dictionary'e bakıyor herhalde. Ne diyorlar? Böyle herhalde güldür geçebileceğimiz bir kaynak falan değil. Şimdi gelelim buraya. Bu nedenle D3 is carried to your living. Nereye taşınmıyormuş? Yukarıda var. Neymiş? Karaciğer. So, D3 is carried, taşınır. Nereye? Karaciğerimize. Bakın buradaki ben, ki o yer diyor, ki orada diyor. Evet, yine karaciğeri bizlere yer olarak açıklamak için kullanılıyor. Atoms are rearranged. Arranged ne? Düzenlenmek. Re ne olabilir? Yenilenmek. Hani atomların yapısının yeniden şekillendiğinden bahsediyor. Rearranged. Peki buradaki to form? Mek için, mak için anlamı değil mi? Form ne? Oluşturmak. To form, oluşturmak için. Neyi oluşturmak için? O zaman ne kadar hoş olur.
bir çevireyim. Yeni bir molekül oluşturmak için atomların yeniden düzenleneceği karaciğere. Değil mi? Bu da mümkün. Ki daha çok böyle çevirir. Götürür. Ama önemli olan böyle bir Türkçe'yi çevirmekten ziyade denilmek istediğinin anlaşılmasıdır. Sınavımız biliyorsun 3 saat 80 soru. Evet, tamamen Türkçe çeviriyorum. Ben çok anlıyorum. Ben öyle yaptım işte. 70 aldım, 90 aldım. Yani kim fazla çeviriye gidiyorsa yapamaz. Çünkü hakkıyla onu Türkçe'ye 3 saatte çevirmek mümkün değil. Öyle olsa kursun versiyonu çeviri yapar. 3 saatte o kadar çeviriyorsa zaten götürür bana. Bunun ver yerine hiç olamaz. Sınavda yani bir çıksa olamaz. Olamaz. Bak ben de sana bir tavsiye edeyim. Her şeyi söyleyebilirim. Ben de bir şey birbirinden ayırmanın statik bir yolu var. Doğru bir yol. İşte millet test ekliyor, ben de İngilizceyi bilen adamım işi kullanışı diyor. Hiç kendisinden sonra cümle alıyorsa nesne yerine kullanıyor, doğru mu? Devleti Kloz anlatınca onu söyleyecek. Bir, bu ver, which, why, fark etmiyor, why da geçerli, who, whom bunlar gökten zembille inmiyor. Bunları kullanabilmek için kendilerinden sonra gelen cümleleri bir şey siliyorsun. Verden sonraki cümlede asla yeri yok. Var mı? Benden sonraki cümlede zaman bildiren herhangi bir şey bulamam. Bişten sonraki cümlede de mutlaka bir nesne eksik olur. Hangi pasif cümlenin nesnesini eksik gördün? Pasif dediğin, zaten pasif cümlenin öznesi, o eksik olması gereken nedir? Nesnenin ta kendisi. Diyorum, kameraya da alıyor birkaç kişi de şimdi açıklamazsa karşımdan söyleyecek. Bugün bundan çok şikayet ettim. Efendim bir cümle yazarım, hem pasif olur hem nesnesi eksik olur. Evet, iki nesnesi olan fiiller vardır. Orada, işte orada ve işten sonra bir cümle pasif geliyorsa iki nesne alma durumunda olan bir fiil var. Örnek mi? The book which I was sent. Bana yollanan kitap, doğru mu? Ama yine bir bakın. Which'ten sonraki cümlede mutlaka bir nesne eksiktir diyoruz. Ben. Nesnesi yok demiyorum. Bakın. The book which I was sent. Bana yollandı. Yine eksik. Ne yollandı? I was sent'te bir şey eksik değil mi? Şimdi bu cümleye bak. Bu cümlede which koyabilmek için which'ten sonraki cümlede bakın. Which'ten sonra cümle geliyorsa diye konuşuyorum. Which'ten sonra fiil geliyorsa diye konuşmuyorum. Yine Bektaşi'ye çevirmeyelim. Orada mutlaka bir nesne eksikliği olması lazım. O cümlenin %99.9'da pasif olmaması lazım. O yüzden hiç olsa ne olur? Bana bir bakmak lazım. Niye pasif? Ya bunun için de konuları öğrenmek lazım. Yani bu, ben böyle dedim diye öğrenilmez. Bu relative clause'u göreceğiz. Oradan. Oradan alacağız. Buraya getireceğiz. Mantığını oturtacağız. Yoksa ben dedim. Ben size bir sürü ipucu vereyim. Günlerde çalışıyorum. Rearrange. Arrange neymiş o zaman? Düzenlemek. Yok, re'yi katmayalım. Sadece düzenlemek. Evet. Konumlandırmak, toplamak, bir araya getirmek, düzenlemek. En iyisi şuradan bak. Arrange, düzenlemek, yerleştirmek anlamı var. Var mı soru? Şu soru o zaman dedim mi işte? Derfor'un yerine derbay olur mu? Olur, olur. Hele birazdan söyleyeceksin. Aslında olmaz da olsun. Evet. Yerleştirmek anlamı. Tertip etmek, düzenlemek, aranjmanını yapmak. Ama niye yerleştirince? Yeniden aranji edin diye. Çok biliyoruz ya. Evet, aranji. İşte bu oluyor. Bu aranji dedikleri şey. Bu oluyor. Şimdi hocam da şeyin aklına çarpmışken onu sokmuş ya. Olur da olmaz diye diyor, biliyor musun? Therefore, kendinden önce bir cümle alıp daha sonra therefore dersin, sonra bir cümle daha gelir. Yani therefore artı cümle şeklinde paragrafın en başında ya da tek başında göremez. Ama derbayı görürsün. O yüzden therefore eşittir derbay değil. Her ne kadar öylece özellikle o suretli anlamı olsa da therefore gibi kullanılabilse de ekstradan kullanımı var. Örnekte bu. Bununla ilgili anlam var. Tamam mı? Her seferinde birinci
istediği şekilde kullanacak olacağını bilsen. Ama ya bunu soracaksın. O yüzden diyorum. Hem o hem değil. Teneffüs.